Kimyager ve güzellik uzmanı Şems bizlerle. Şems Arslan. Şems'in Merhaba. Anlamı ne? Şems Arap Arapça güneş demek. Güneş. Şems Mevlana'nın hocası sayılıyordu. Şems bir sürü anlamı var Süper. Tabii ki. Bak ne güzel girdik konuya. Güneş. Güneş. Güneş gibisin Şems'cim. Çok teşekkür ederim. Şimdi, siz de öylesiniz. Çok teşekkürler. Siz de öylesiniz. Şems'cim güneş geliyor. Ve bundan dolayı biz şimdi hani güneş lekelerine şimdiden tedbir almaya başladık bile. O lazerler yapılıyor, yüzler soyuluyor, peelingler yapılıyor. Doğru mudur acaba? Hemen direkt şu panoya geçelim. Hem geçelim. Konuşalım hem de ben neler yapılmaz. Önce neler yapılmaz. Onu neler söyleyeyim. Yapılmaz. Ama neler yapacağız onların da tarifini vereyim. Tamam. Tamam. Öncelikle ben veriyorum siz yapıştırıyorsunuz. Tamam. Kesinlikle bu mevsimden sonra lekelerden muzdarip olanlar şapkasız çıkmayacaklar. Bu muzdarip olanlar değil aslında hepimize leke gelmiyor. Artık güneş ışınları tabii ki daha aynen. da etkili. Evet, evet. Mutlaka leke oluyor her cilde. O yüzden şapkasız çıkmayacağız şapkasız güneşe. Şapkasız çıkmıyoruz. Evet. Çok fazla şapka takacak. Yani sevmiyorlar bizim hanımlarımız. Takmıyorlar ki bizim turistler görüyorsunuz. Ya. Ocak ayında, Şubat ayında bile turistler şapkayla. Ay hele o onu bırak şemsiyeyle geziyor artık. Evet. Değil mi? Ama leke tedavisi görenler, sivilce akne tedavisi görenler kesinlikle artık şapkasız çıkmayacaklar. Bir, BB kremsiz çıkmıyoruz. İki, BB kremsiz çıkmıyorsunuz. Bu BB kremi de açıklayalım. Yani hem güneş koruma faktörlüğü yüksek olan, evet, kapatıcı özelliği olan, olan kremdir. Lakin nasıl uygulanacak onu da bilmiyorlar. Çünkü üst üste, çünkü onlar birazcık böyle fondötene benziyorlar. Üst üste süre süre cildi de yıpratıyorlar. Cilt de kuruyor. Aslında cilt daha çok fazla az yanıyor. Süreceğiz. Onun da uygulamasını bugün bu manekenin üstünde göstereceğim. Az sonra. Evet. Gözlüksüz çıkma. Bunu böyle bir hani ay işte havalı görüneyim vesaire kesinlikle diyeden önce sağlığımız için aslında gözlük takmalıyız güneşe çıkmadan evet evvel. Göz altında çilleriniz varsa, yağ bezleriniz varsa, göz altında mimik kırışıklıklarınız varsa biraz daha büyük gözlükler taksınlar büyük ki onlar da kapanmış olsun. Evet. Ağır peelingler. Ağır peelingler yaptırma. Bunlar neler? Mesela yüzümüzü soyan. Yani yavaş yavaş cinsten artık Mayıs'a gireceğiz. Mayıs'ın artık son haftasında yoğun peelingler. İster evde doğal ürünlerle olsun, ister merkezlerde olsun. Biraz daha uzman eşliğinde yapılırsa çok daha iyi olur. Peelinglerde çok çok dikkat istiyorum. Çünkü inceltmememiz gerekiyor cildi. Cildi çok daha fazla soymamamız gerekiyor. Aha. Artık bundan sonra koruma ve güneş kremleri. Güneş kremi. Bitti. Sürüyoruz. Leke tedavilerinizde ediyoruz. Biraz artık duraklayacaksınız. Tamam. Fazla izin şimdi yok. Şimdi Şems'cim elindekiler dursun. Neden evet biliyor musun? Seyircilerimiz biraz daha beklesin. Neler yapmamız gerektiğini güneşe çıkmadan bir uygulamayla başlayalım şu an. Başlayalım. Ne tamam yapacağız öncelikle ilk olarak? Öncelikle ben şöyle 3 tane tüp hazırladım. Evet. Ve bu tüplerin üstünde söyleyeyim 3 tane çok önemli tarif hazırlayacağım. Biri sivilce önleyici sıvı sabun. Neden? Çünkü sivilce çıkıyorsa aha lekesi de kalıyor ve yaza giriyoruz. Yazın daha çok o lekeler nüksediyor ve daha fazla kalıyor. Aynen olmazsa öyle olmazlardan. Sivilceler de kudurdu. Çünkü hava sıcak, terliyoruz. Ürünler, ter, ürünler, ter ve bunlar hepsi iltihaba sebep cilt oluyor. Cilt bir yerden atıyor tabii ki. Hava alamıyor. İkinci, leke önleyici. Gece toniği hazırlayacağız. Olağanüstü bir güzel bir ürün. Aha. Anti akne maskesi hazırlayacağız. Bu da hem akneler için, hem siyah noktalar için, hem yüzümüzdeki lekeler için, hem burun üstündeki siyah noktalar için, boğaz ve dekolte kullanabileceğiniz bir maskedir. Çok önemli. Hazırlayacağız ve günlük hazırlamanıza gerek yok. Buzdolabında bunu muhafaza edeceğiz. Biz hazırlayıp bir ay boyunca bittikçe sonra yine de tekrarlayacağız. Eylül'e kadar kullanabileceğiniz ferahlatıcı leke akneyi önleyici maskedir. Hem de çok doğal dikkatli olun maske yazacağız ve doğal. Peki bu arada az sonra Fatih Çıtlak hocam canlı yayında bizlerle beraber olacak. Güzel sohbetiyle telefonlarınızı şimdiden sorabilirsiniz. İyi fikirle telefonlarınızı bekliyorum. Aynı zamanda kimyager ve güzellik uzmanımıza da sorularınızı yöneltebilirsiniz. Hangi maskeyle başlıyoruz? Öncelikle ben bir sıvı sabun hazırlayacağım. Tamam. Çünkü bizim cilt bakımlarımızda kural var. Cilt bakımı önce temizlikle başlar. Diyorlar ya çok önce temizlik tabii sonra onarıcı sonra tonik sonra nemlendirici. Nemlendirici. Dışarı çıkıyorsan kapatıcı. Evet. Çıkmıyorsansa evde de ona göre
maskem varsa, temizleyicim varsa ona göre idare ediyorsun. Ama sıvı sabunumuz çok önemli. Çünkü hijyen olmadan cilt havalamaz. Hiçbir şekilde diğer ürünleri de algılayamaz. Kurutmamalı da cildimizi, o da çok önemli. Yaza uygun bir özel sıvı temizleme sıvı sabunumuzu hazırlıyoruz. Tamam. Anti akne, anti leke de diyeceğiz buna. Tamam. Ne sürüyor, birinci ne malzememiz. Burada bize sıcak su gerekecek. Öncelikle sıcak su hazır buradalar. Sıcak suyumuzu yanımıza koyalım. Sıcak suyumuz şurada beklesin. Az sonra devam edeceğiz. Güneşe çıkarken neler yapmamız bakalım gerektiğini. Bakalım burada nerede bizim tuzumuz. Şurada herhalde. Öncelikle tuz alacağım. Sanki denize girer çıkarız ya sivilcelerimiz kurur. Evet. Aynen öyle. Tuz bizde olmazsa olmazlardan. Bu bizim tuzumuz. Hangi tuzdan istiyorlarsa. Hiç fark etmez. Yoklu tuz olabilir. Kaya tuzu. Bu kaya tuzu olabilir. Himalaya tuzu olabilir. Tuzumdan aldım. Ne kadar koyuyoruz tuz? Tatlı kaşığı kadar koyabilirler. Bir tatlı kaşığı tuz koyuyoruz. Çünkü ben bu toniği incelteceğim. Mutlaka buraya biz. Şems, bu ne toniydi? Anti akne, anti leke. Tamam. Sivilce lekeleri, sivilce önleyici, sivilceleri o çıkıyor ya yeni yeni. Hemen onlardan kurtulmamız gerekiyor ki büyümesinler, yayılmasınlar, bulaşmasınlar. Ececiğim yatıyorsun, kalkıyorsun, sabah bakıyorsun ki bir tanenin yerine 3 tane. Eyvah. Niye patladı? Yatarken yayıldı. Ben onlara isim koyuyordum eskiden. Ne isim koyuyordun? Valla Fatma, Hatice böyle koyuyorduk yani. Ece, bu başka, küçük Ece diye. O yüzden hepimizin var yani, yaş kaç olursa olsun bu sivilceler çıkıyor. Bu hem sivilce önleyici hem de leke. Hem de leke. Bir de şöyle söyleyeceğim. Alsınlar aynayı. Aynaya bakıp saysınlar. Sivilcelerini mi? Sivilcelerini. Eğer birden 10'a kadar sivilce varsa bizim bu tarifimiz geçerli. Geçerli. 10'dan 30'a kadar varsa burası çok önemli. O zaman artık doktorun kapısı çalınacak. Müdahale edilecek. Evet. 30'dan fazlaysa o zaman tantana. Hemen. Eyvah. Artık devreye tüm antiseptikler, antibiyotikler doktorla beraber. Yani 1 ile 10 arası şu anda vereceğim tarif işe yaramakta. Tamam. 1 ile 10. Birinci sivilceleri sayıyorsunuz. Evet. İsim koyuyorsunuz. Eğer onu geçmiyorsa bunu uyguluyorsunuz. Uyguluyoruz. Evet. Aynı tuz kadar da karbonatımı koyuyorum. Çünkü dezenfekte edecek. Evet. Temizleyecek. Doğal cildi antibiyotik. Cildi beyazlatacak da değil mi? Beyazlatma karbonat değil de. Çünkü amacımız beyazlatma değil de. Amacımız enfeksiyonu durdurmak. Durdurmak. Yayılmaması tamam için. Peki. Karbonat da en doğal, diyorum ya, doğadan gelen bir şifadır. Evet. Bu bizim en doğal tuz koyduk, antibiyotikimiz. Karbonat koyduk. Sivilce ve leke önleyici losyon. Tonik. Tonik. Evet. Tonik losyon yapıyoruz. O ne? Bu artık şu iki malzemeyi. Evet. Şimdi anneler izliyor, çocukları için yapacaklar. Ve bu benim çocuğumun cildini kurutur. Bu benim çocuğumun cildini kabuk verir. Bu ne olur kabuk kabuk dökülür, pullanma yapar diyenler için. Evet. Ben hemen önlemini alıyorum. Çünkü ben buraya keten tohumu. Keten yani tohumu. Yani doğal jöle. Doğal jöle katıyorum. Keten tohumu. Karbonat, aynı o kadar. Tuz, keten tohumu koydum. İnceltiyorum toniğimi. Ayrıca keten tohumunun içinde bulunan tüm mineraller, vitaminler hepsi yüzümüze sıklaştırıcı özelliği, dezenfekte özelliği ve tabii ki iyileştirici özelliği var keten tohumu. Şahane. Her şeyde kullanıyoruz. Şahane, evet biz. Hem içeriden, hatta biliyorsun derler ya. Fitoterapi uzmanlarımız da burada çok söylüyorlar. Midede bir problem varsa keten tohumundan tüketin diyorlar ya. Neden? Çünkü hem flora'ya, mide florasını onarıyor. Aynı şekilde yüz florasını da, öyle diyelim. Yüzü de temizliyor. Aynen, şahane. Keten tohumumu koydum ve buraya sıcak suyumu. Sıcak suyumu koydum. Bu ne kadar koyduk? Kolay. Karbonat, tuz, keten tohumu. Şimdi evet, sıcak suyla birleştirdik. Birleştirdim. Bu kadar mı? 2-3 dakika bekleyeceğim. Ondan sonra bu kadar. Çok kolay. Ben aslında hep tariflerimde o kadar kolay tarifler veriyorum ki hemen evde dışarı çıkıp almasınlar. Evde elinin altında ne varsa, çünkü herkesin şahanesi evinde bunlar var. Şimdi, 2 dakikada yapsınlar. Şimdi bu soğuyacak. Ondan sonra nasıl kullanımı sağlayacak? Bu soğuyor. Birazcık soyduktan sonra zaten Ececiğim gel. Evet. Benim elimde şey var. Eldiven var. Sende eldiven yok. Şöyle bir dokunur musun? Dokun dokun. Ben sana şimdi bezle vereceğim. Elini silmek için özel böyle bez getirdim. Jel kıvamında. Jel oldu mu? Oldu. Biraz daha ketini ezer misin? Ezce böyle güzel güzel. Aha. Elinle de şöyle yap. Elimle yapayım. Dokun. Sıcak da su yüzden yapamıyorum. Yani bayağı kaynar bir su.
O yüzden elimle çok ezemiyorum. Evet, jel kıvamında oldu. Aynı. Jel kıvamında. Çok güzel. Çok yayılacaktır güzel. Bu. Bunu peki biz yatarken mi süreceğiz? Nasıl siliyorsun sürelim? Canım elini. Nasıl sürelim? Bu bekledikten sonra. Nerede benim? Sivilce, önleyici, sıvı, sabun. Bu gerçekten biraz bekledikten sonra olacak. Bir de buraya en önemli, unuttuk. En önemli. Katranlı, kükürtlü sabun. Heh. Biraz daha köpürsün. Biraz daha böyle onarsın. Daha güzel kiri, o dışarıda olduk egzoz, toz. Onları güzelce yüzümüzden akıtsın. Katranlı kükürtlü sabun. Katranlı kükürtlü sabunlar bu konuda, sivilce konusunda uzman doktor. Uzman doktor. Peki. Tamam. Katranlı. Onu ne kadar koyacağız? Bir tane sabunun kalıbının yarısı. Yarısı. Bir sabun kalıbının yarısı kadar. Tümünü koyarlarsa inanılmaz taşa dönüyor. Böyle yıkayamazlar. Aha. Rendeliyoruz. Rendeliyoruz sabunu. Küçük rendeden geçirdik ve buraya şöyle televizyonlarını yeni açanlar için keten tohumu koyduk. Tuz koyduk, karbonat koyduk, katranlı sabunu, rendelenmiş katranlı sabunun bir kalıp sabunun yarısı kadar da yine koyduk. Bu hem sivilce önleyici hem de leke önleyici sıvı sabun. Yani aslında sıvı sabun değil, losyon tarzı bir şey elde ediyoruz değil mi? Evet, losyon, jel, tonik, süt, sabun, hepsi, onarıcı. Hepsi sabun da oluyor. Hepsi, hepsi. Bakın nasıl güzel oldu. Aa süper, köpürdü şimdi, de. Şimdi %100 doğal elimizle yaptık. Bende bu sabunum yok. Muhteşem. Olsun sadece ardınç katranlı olsun. O da yok. Kükürtlü sabunum Senin olsun. Şöyle. O da yok. Kil sabunum olsun. Bakın ne kadar güzel bir sivi sabun. Çok güzel oldu. Bunu şimdi nasıl kullanacağız? Sabah, akşam, gece, gündüz. Önce kabımıza dökeceğiz. Kabımıza bunu döküyoruz. Evet. Süzülerek güzel güzel. Böyle bir süzülecek. Ondan sonra... Her yaştan herkesin derdi hem sivilce hem leke. Güneşte artık daha da fazla leke oluyor ki hamilelik lekeleri oluyor, yaşlılık lekeleri oluyor, güneş lekesi oluyor. Evet. Hepsine de iyi gelecek. Hepsine iyi gelecek. Doğal. Bu mevsime kadar. Şimdi Eylül'ün 15'inden Mayıs'ın ilk haftasına kadar lekeli, leke tedavi gören, doğum lekesi, işlemlerden sonra olmuş lekeler, ameliyat izleri, güneş yanıkları, hangi lekeler varsa. Aha. Bunlar artık kronik bir lekelerdir. Tabii. Bunlar artık bir kronik hastalık gibi. Yapışır ve gitmez. Biliyorsunuz çok mücadele etmeniz gerekiyor. Çok uygulamalar yapılacak. Çok doğru uzmanlarla, çok doğru ürünlerle işlem yapmanız gerekiyor. Bunların tedavileri, uygulamaları, yoğun ürünleri, aha, hepsi bir 3 ay bekleyecek. Söylediğimiz gibi korumalar altına alıyoruz. Yoğun kapatıcılar, yoğun korumalar ve ayrıca uzmanınızın size verdiği cildinize uygun, yaşına uygun, o lekenin boyutuna uygun kremler kullanılacak. Bu, hı, çok dikkatli olmanız gerekiyor. Ayrıca kesinlikle evde benim çok yoğun lekelerim var ve bu mevsimde çok daha fazlalaştı. Ben evde limon kestim, iyice ovalıyorum. Hı. Ben asit hazırladım. Bir sürü meyvelerden asit hazırlayabiliyorlar. Doğal tarifler Allah'a şükür o kadar çok ki. Ama bazıları bilmiyor hangi mevsimde nasıl kullanmak gerekiyor. Hı. Onları alıp yüzlerine sürüyorlar. Bunlar şimdi lekelerim zararlı açıldı. Mı olur bu mevsimde? Çok zararlı. Lekeleri açılıyor, akşam yatıyor, sabah kalkıyor. Dışarı çıkıyor, gölgede bile yanıyoruz. Çok zararlı. Hani ben yapıyordum, fayda göremiyorum, daha da koyulaştım. Kesinlikle deriyi inceltmesinler. Peki bunu yapıp bol güneş kremi sürseler? Olmaz. Gene olmaz. Yine olmaz. Gene de. Yine olmaz. Çünkü zarar. Pigment hormonu melanin o kadar şu anda aktif ki, aha, çiçekler açtı, yapraklarımız açtı, hayat canlandı. Benim vücudumdaki hormonlar da canlandı. Hmm. Değişim yaşıyorum ben. Yenileniyorum. Bu mevsimde yenileniyoruz biliyorsunuz. Saçlar yeniliyor, saç dökülmelerimiz var, eskiler gidiyor, yerine yeniler geliyor. Cildim pigmentasyon çok fazladır. Bir ay bundan önce olmayan lekeler şu anda o kadar fazla çıkmış ki. Ne oldu ben bu kadar tedavi gördüm, bu kadar ürün kullandım. Ne oldu benim bu lekelerim yine çıktı şu diyorlar. Şu an onlara dikkat edeceğiz o zaman. Hiç korkmasınlar, geldiği gibi Eylül'de gidecekler. Eylül'de gene gidecek. Gidecekler. Sadece onları çıldırtmayalım. Onları sinirlendirmeyelim. Sinirlendirmeyelim. Onlarla oynamayalım. Onları kapatalım ve bekleyelim. Peki. Tamam mı? Burası çok önemli. Bu şimdi hazır mı sivilce? Şu anda bu hazır. Evet, hazır. A dökülüyor. Ne güzel. Peki sivilceli yüze makyaj da tabii yapıyoruz. Neden? O sivilceyi kapatmak uğruna.
O doğru mu? Doğru. Kapatmak zorundayız. Aha. Ama hangi üründen kapatacağız? Anti akneli kapatıcılar var. Anti akneli fondötenler var. Anti akneli BB kremleri var. Aha. Yani cildine, yaşına uygun kullanması gerekiyor. Yani o kadar piyasa zengin, o kadar güzel şeyler var ki cildine uygun seçsin. Dikkat kapatmasa çok daha kötü olur. Şimdi şöyle bir şey var. Anne, kız geliyor. Diyor ki bu sabunumuz tonimiz, hazır işte gördüğünüz süper tonimiz. Bir sabun. Hiçbir yapay kokulandırıcı buna katmayalım. Ne koyduk? Tekrar hatırlatıyoruz. Keten tohumu var, karbonat var, tuz var ve katranlı sabun var. Katranlı sabunu da rendelemiş Şems ve onun bir sabunun yarım kalıbını düşünün, onu koyduk. Ve işte karşınızda sivilce önleyen sıvı sabun. Sabun. Bunu doldursunlar ağzına kadar. Bundan sabahları, öğle saatinde, akşam bundan yüzünü güzelce köpürtsünler, yıkasınlar. Tek kullanımı peçeteyle kurutsunlar. Kuruttuktan sonra hiçbir krem kullanmasın, kalsın. Sivilceler iyice kuruduktan sonra. Bir şey anlatacağım. Evet. Orada çok önemli bir şey var. Anne ile kızı geliyor ve şöyle bir şey. Şems Hanımcığım, kızım bakın ne kadar sivilceler var. 16, 17, 18 yaşında. Ve tedavi de görüyoruz. Ama o kadar fondöten kullanıyor. O kadar krem kullanıyor. Bu doğru mu? Anneler tabii bir görseniz ağlıyorlar ya. Tabii. Kullanmasın ne olur, bu kosmetiği cildi düzelsin. Doğru fondöten kızımız kullanırsa hem psikolojisi bozulmaz. Tamam. Çünkü o çocuklar çok hassas oluyorlar. Onda da doğru anneleri, fondöteni seçeceğiz. Annelere buradan o duyuru söyleyelim, kullansınlar. Ama anne kızın elinden tutacak ve beraber gidecekler. Birlikte kızıma seçin. Uygun kapatıcı, kızıma uygun fondöten, kızıma uygun ürünler seçmek istiyorum. Ondan sonra kızın da psikolojisi bozulur. Anne de rahat ediyor. Sağlık da kapıda. Peki, buradan annelere duyurumuzu yapmış olalım. Şimdi Şems Hanımcığım, leke önleyici gece toniğimiz var. Bir de bunu yapalım. Bunu da bundan önce bir şey var mı? Ne? Anti akne. Ah, maskemizi uygulamak istiyorum. O da güzel. Benim tamam. Burada bir asistanım var. Evet. Asistanım da sivilce akneleri var. Evet. Onu da şöyle bir yakını alırsak alalım, ben de alalım gelsin size. Otursun. Hem de onun yüzüne kullanacağız. Bu ay şekilde. Kıyamam, sandalyesiyle geliyor bak. Böyle konağa can kurban. Hazır geldi. Evet, hoş geldiniz. Geçmiş olsun. Şimdi anti akne maskesini hazırlayacağız. Anti akne maskesi hazırlayacağız şimdi. Sen de yavrucuğum şöyle söyleyeceğim. Kesinlikle ne yapacaksın? Güneşe çıkmayacaksın. Saat 11 ile 3 arası güneş senin için yasak. Bu arada küpem çıktı. Bir tek küpeyle konuşacağım. Senin için yasak. Çıkıyorsan da şapkayla. Koruyorsun kendini. Kesinlikle geç yatmayacaksın. Kaçta yatacak? Yani 10.30 yataktayız. Sivilceli ciltler için mi? Uyusunlar, dinlensinler. Ki neden? Çünkü stresten. Stresten. Stresten de oluşuyor. O yüzden uyku sağlıktır. Uyku cildimizi de dinlendiriyor. Biraz uyuyalım. Gece gündüz televizyon karşısında, kitapların önünde, benim kızım oğlum da öyle. Hep önlerindeyim, biraz uyuyun. Uyumanız gerekiyor. Zamanında uyuyan, uykusunu alan, zaten diyoruz ya uyku kadınların... En az 8 saat uyuması lütfen, gerekiyor. Evet. Ve kesinlikle strese son. Yapmayacaksın. Eyvah. Evet, stres yapmayacaksın hiçbir şeyi, tamam. Takmayacaksın kafaya, tamam mı? Hocanın dediğini yap, yaptığını yapma. Maalesef şimdi, hepimizin stresi bunları var. Anladık ve bunlara sana şimdi biz hazırlayalım sana maske. Sebebiyet veren bir takım çevresel faktörler ve sonra da ne oluyor? İşte yüzümüzde sivilce çıkıyor. İşte bu sivilceyi önleyici maske yapıyoruz. Evet, bunun için patates nişastası. Patates nişastası. Patates kendisi, püresi, kabuğu. Her şey şifadır. Cilde iyi bakın, geliyor mu? Tabii ki. Çok iyi gelir. Hı. Patatesin kabukları soyuluyor. Evet, bak düşünün. Evet. Tibet'te ne yapıyorlar? Patatesin kabuklarını soyuyorlar. Ama iyice fırçayla temizliyorlar. Sonra kaynatıyorlar. Onu makineden geçirip siyah püre ismini vermiş. Çok şifalı bir gıdadır bu. Onu tüketiyorlar. Ondan chips yapıyorlar. Ondan cilt bakımları da uyguluyorlar çok büyük merkezlerde. Neden? Çünkü çok içinde fazlasıyla mineral ve vitamin var. Şimdi biz ne yapacağız? Yani patatesin kendisinden daha faydalıdır kabuğu. Bunu da unutmayalım. Patates nişastası, patates kendisi de lekeleri gidermede
gerçekten çok marifetlidir. Göz altı morluklarda, göz altı çukurlarında, koyulaşmalarında, bu türlü lekelerde çok iyi geliyor. Buğday da çok iyi besliyor ama patates leke açma özelliğine de sahip. Evet. Tamam. Ne kadar koyuyoruz? Yani maske hazırlayacağız şu kabımıza. Şöyle söylerim, yarım çay bardağı. Yarım çay bardağı kadar. Ben iki yemek kaşığı kadar şimdi şöyle yapacağım. Ama şimdi bize örnek göstermek için iki yemek kaşığı patates nişastası koyduk. Anti akne maskesi yapıyoruz. Evet. Ki bu bozulmuyor ve buzdolabında bunu muhafaza edebiliyoruz. Hmm. Her gün yeni yeni hazırlamanıza gerek yok. Bir defa hazırladık ve uzun süre gidiyor. İki, çamur. Aktarlarda satılıyor. Evet. Kablıca çamurları söylüyorsunuz. Hı-hı. Yaş halinde de veriliyor. Kuru halinde de veriliyor. Çamurdan da aynı o kadar. İki yemek kaşığı da çamur. Patates nişastası üzerine çamur ekledik. Evet, çünkü deri problemlerimizde. Kil de olabilir mi çamur yerine? Kil de olabilir. Hı-hı. Kil de olabilir. Ama çamur biraz daha böyle, biliyorsunuz kablıcalarda biz çamur banyolarına gireriz. Çamur banyoları. Bu biraz daha böyle yağlı gibi. Bu sokaktaki çok fazla çamuru alıp koymak olmuyor değil mi? Yok canım. Hayır. Şifalı, memleketimiz şifalı dağlarla, aynen, şifalı bitkilerle, şifalı. Alacağız bu çamuru. Tabii ki çamurlarla doludur ve bunlar hepsi önce Sağlık Bakanlığı'ndan onaylanıyor. Hı-hı. Hepsi güzelce onarılıyor, laboratuvarlarda temizleniyor. Ondan sonra bizim sağlığımıza sunuluyor. Peki. Patates nişastası koyduk, çamur koyduk. Çamuru koyuyoruz. Anti akne maskesi için şimdi ne koyuyoruz? Ve herkesin evinde bulunuyor. Diş macunu. Diş macunu ama tozu. Tozu da bulunuyor. Her yerde satılıyor. Her parlatıcı. Yerde evde çok bulunuyor. Diyorlar ya parlatıcı. Bu da her yerde satılıyor. Toz diş macunu. Şu. Çok enteresan. Anti akne maskesine bir de toz diş macunu koyuyoruz. Evet. Şahane. Ben küçükken bilmiyorum 13-14 yaşındaydık. Biz, annem bizi kampa yolladı. Okulla bir kampa gittik. O kampta biz hepimiz sivilceli geziyoruz tabii ki o yaşta. 13-14 ergenlik. Yaşındayız. Ve o zaman ben hiç unutmam, kızlar birbirine şaka olarak derdi ki sabah kalkacaksın, sivilcelerin kalmayacak. Baksana neler yapacağım. Biz de derdik acaba ne olacak? Ve bakardık ki diş macunu tık 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 böyle yüzümüze sıkmışlar. Ama rüyada böyle yüzümde bir soğuk bir şey geziyor. Ne oluyor benim yüzüme böyle ferah ferah. Bir uyanırdık yer göy diş macunu. Aslında çocuk su yapıyorduk ama bakın ne kadar. Peki yani normalde diş macunu mesela koysak sivilcenin üzerine çok falan. Güzel kurutuyor. Kurutuyor çok da. Çok güzel kurutuyor. Ne güzel. Şimdi biz bunun toz halini kullanacağız. Çünkü çok daha faydalı oluyor cildimiz için. Bunlar çok eski, çok diyorum ya 13-14 yaşındaydım ben. Biz bunu kızlar arasında 2 dakikada yapan maskelerimizdir. Şahane. Peki bu arada harflerimiz de geliyor. Anahtar harflerimiz. Kelimeleri bize yayın sonrasında söylüyorsunuz ve ne yapıyoruz? Size hediyemizi takdim ediyoruz. Bizi dikkatli izlemeye devam edin. Az sonra Fatih Çıtlak Hocam da canlı yayında iyi fikirde sizlerle. Diş macunu koyduk anti akne maskesine. Ve en önemli patates şey. Patates nişastası koyduk, çamur koyduk ve en önemli şey de sıra. Aynı sefa çiçeği. Her yerde var. Evet, her yerde var. İkisi de papatya çiçeğiyle aynı sefa çiçeği birbirine benziyor. Evet. Bakın şöyle oluyor. Aynı sefa. Şu çiçekler. Papatya benziyor. Onu ne kadar koyacağız? Bunu biz suyunu hazırlayacağız. Suyunu hazırlayacağız. Şimdi kavanoza suyunu koyuyoruz. Şöyle. Anti akne maskesine şimdi bir aynı sefadan bir tutam koydum. Evet. Onun da üstüne sıcak suyumu koyuyorum. Koydum. Ne kadar bekleyeceğiz onu? Yani aslında bir 2 dakika kaynatsalar çok daha iyi olur. Hı-hı. Veya 2-3 dakikada şöyle bekletiyor. Zaten hemen çıkıyor. Birazcık da böyle bir sıkacağım. Şöyle. Ve normal su katmaktansa ben bitki suyu katarım. Tabii ki. Papatya katabilirim. Papatya suyu aynı şekilde hazırlayabilirim. Isırgandan hazırlayabilirim. Maydanozdan hazırlayabilirim. Bunlar hepsi cilt için leke açma özelliğine, sivilce akne önleyici özellikleri olduğu için herkesin de evinde bulunuyor. Ki ben bildiğim aynı sefa camlarda çiçekleriniz var mı ya, o küçük küçük sarı sarı çiçekleriniz. Hı hı. Bunlar işte aynı sefalardır. Sorsunlar botanikten alınca hem çiçek olarak hem camlarımızı süslüyor hem de ki sağlığımızı süslüyor. Hem de sağlığımıza da iyi geliyor. Evet. Evet. Aynı sefa çiçeğimin suyunu da hazırlıyorum. Maskesine yine devam de ben ediyoruz. Şunu boşaltacağım ve onu da süzüyorum. Şöyle yavaş yavaş süzerek
Bu maske bir de şöyle bir özelliği var. Sürekli yeni taze yapmanıza da gerek yok. Biraz evvel Şems Hanımcığımın da dediği gibi buzdolabına koyup arada yine sürebilirsiniz. Bu maskeyi mesela biz ayda ne kadar yapalım? Şimdi onu söyleyeyim, çok önemli. Yine söylüyorum, 1 ile 10 arası sivilcelerimiz varsa sayıyoruz. Sayıyoruz. O zaman hemen bu mevsimde onların önlemini derhal almak gerekiyor. O yüzden gün aşırı bir gün yap, bir gün yapma. Bir gün yap, bir gün yapma. 15 dakikaya yakın bu maskeyi cildimizde bekliyoruz. Buz gibi soğuk suyla yıkayıp anti akne kremimizi sürüp yatıyoruz. Peki bir şey söyleyeceğim şimdi Şems Hanımcığım. Ben bayağı bir sivilce uzmanıydım. Özellikle 18-19 yaşlarında. Evet. Yayına da sivilceli çıkardım. Sivilcelerin bazıları uçlu oluyor. Yani sıktığın anda belli ucu çıkacak. Bazıları uçsuz oluyor. Bu anti akne maskesi her türlü sivilceye iyi gelecek mi? Yani hani uçlulara da uçsuzlara da. Uçlu çok daha basit sivilcelerdir. Evet. Artık dışarı kendisini atmış. Aynen. Ama içeride kalan kistleşmiş ağrılı sivilceler işte orada gerçekten de diyorum ya, gerçekten doktorun kapısı çalınacak. Hı-hı. Neden? Hı-hı. Çünkü orada o gördüğün dışarıya vurmuş kist oluşmuş. İltihap bir o kadar da içeride var. Hı-hı. Ve o dokunulursa yayılır, patlar ve bundan sonra yıllarca uğraşırsın ve o geçmez. Ay Allah. O yüzden onu doktorlar özel antibiyotiklarla hemen içten içe kurutuyorlar. Özel maskeler veriliyor. Onların ürünleri çok farklı. Biz şimdi çünkü bununla içeride kurutacağız. Yayılıyor. İçeride yayılıyor. Açılıyor. Evet. İçeride onun kökleri. Eyvah eyvah. Peki şimdi evet. Bunu bakalım, uygulayacağız. Şimdi ne su koyduk? Birazcık sulu çıktı. Ben onu biraz koyulaştırırım ki yüzümüzden akmasın. Tamam. Şimdi buradan biraz daha fazla bu arada bir koyuyorum. Telefonumuz var. Az sonra değil. Şimdi anti akne maskesini hanımefendiye uygularken bir telefonumuzu da alalım. Hoş geldiniz İyi Fikir'e. Günaydın. Günaydın. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Buyurun, sizi dinliyoruz. Sorunuz var herhalde. Renk değişikliklerini yapılabilecek bir maske var mı? Beyazlamalar için. Beyazlatıcı maske mi? Cildi. Hayır, beyazlatıcı değil. Ciltteki renk değişiklikleri böyle alalar için. Ha, renk değişiklikleri için. Evet. Renk değişiklikleri için öncelikle geçmiş olsun. Mutlaka haftada bir defa gidin hamama. Peeling yaptırın. Çok güzel peelingler yaptırın kendinize. Kavanozun içine evde hazırlayıp öyle de götürebilirsiniz. Veya kendi duş aldığınız zaman kavanozu ağzına kadar tuzla doldurun ve yavaş yavaş üstüne susam yağı veya soya yağı dolduruyorsunuz. Çünkü narin güzel yağlardır. E vitamini çok barındırıyor. Doldurun. Bu sizin olsun doğal peelinginiz. Bundan haftada bir defa vücudunuzu, kolunuzu, yüzünüzü güzelce peeling uygulayın ve mutlaka dışarı çıkarken koruyucu kullansınlar. Ölü hücre çok fazla olunca, iyi onarılmayan, yanlış ürün kullananda öyle ala ala renkler, dalgalanmalar olur. O yüzden peeling şart. Peki, teşekkür ediyoruz ve uygulamamıza geçiyoruz şimdi. Kıvam bu. Kıvamı görelim. Kıvamı evet, olur. Evde siz de bu kıvamı yakalamanız lazım. Neler koyduğumuzu da hatırlatalım. Patates nişastası. Patates nişastası, çamur. Çamur. Koyduk. Toz diş macunu, evet. Ve aynı sefa suyunu demledik, döktük. O kadar. Evet. Ve sivilcelerin üstüne. Şimdi uyguluyoruz. Evet. Bir de bir şey söyleyeceğim. Sadece sivilcelerin sadece, üstüne mi uyguluyoruz? İşte onu söylemek istiyorum. Sadece sivilcelere koyuyoruz. Çünkü diğer taraflarda, sivilce olmayan taraflarda cildimizi boşu boşuna kurutmaya gerek yok. Gerek yok. Nerede sivilcem varsa bölgesel olarak oraya maskemi sürüyorum. Maskemi sürdükten sonra 15-20 dakika cildimde kalıyor. Ondan sonra yıkıyoruz. Bunu her gün gün aşırı, mutlaka gün aşırı yapın. Eğer çok aktif sivilcelerim varsa o zaman ben bunu bir günün içinde 3-4 defa bile kullanabilirim. Hiçbir zarar yok. Hiçbir zarar yok. Zaten doğal gördüğünüz gibi. Evet, hiçbir zarar yok. Hazırladık, kapağını kapattık, koyduk buzdolabına. Hı hı. Yine söylüyorum, gün aşırı bir gün yapıp bir gün yapmayacaklar. Akşamları kullanacağız çünkü hiçbir zaman herhangi bir maske, ister bu leke giderici maske olsun, ister akneli maske, anti akne maske olsun, ister hassas ciltler için olsun, hiçbir şekilde yoğun maskelerinizi, tedavi amaçlı kullandığınız ürünleri öğle saatinde sürüp dışarı çıkmayın. Akşamları yapalım, ondan sonra yıkayalım, ondan sonra da uyuyalım ki sonra maruz kalmayalım. Cilt temizlenmiş, onarılmış. Bu hijyen çok önemli. Bu peki. Saatler de çok önemli.
Doğru. Bazıları zamanım var, sabah yapayım, yıkayayım maskemi, ürünümü süreyim, çıkayım, gidim dışarıya. Ama daha da zararlı hale geliyor. Daha da zararlı hale geliyor. Böyle. 15 dakika bekleyeceğiz. Evet. Peki Şems Hanımcığım, diğer uygulamamıza geçelim. Evet. Hiç diğer uygulamamda. Hiç kaybetmeden seyircilerimiz bekliyorlar. Şimdilik ileri geçeceğim. Çıplak Hocam canlı yayında bizlerle olacak. Arayın, telefonlarınızı sorun. Bekliyoruz efendim. Ay, telefonlarınızla sorularınızı sorun, bekliyoruz. Şimdi ben buradan şu kapımı alacağım ve şöyle başlayacağım. Ne yapıyoruz şimdi? Sevgili benim lekeli, leke oluşmuş, lekeyle mücadele eden hanımlarım, sizden çok rica ediyoruz. Leke için uyguladığınız ürünleri doğru seçin ve asla cildinizi bu mevsimden sonra inceltmeyin. Bunu böyle çağrı olarak söylemek istiyorum. Ay ne güzel, evet, çok güzel yaptın, tamam. Bu bir. Devam. İki. Mutlaka ama mutlaka, evet, lekelerinizi önlemek için fazlalaşmasın. Haziran, Temmuz, Ağustos, daha da yoğunlaşmasın, daha da yayılmasın, daha da sonra sizi rahatsız etmesin. Ne kadar fazla süt ürünleri kullanırsanız da cildinize, bu ekşimiş süt, ekşimiş yoğurt, sütü çürüttün, o çürüğü süt, suyu var ya, evet, çökelek çıkartıyorsunuz. Evet. Süzdün, çökeleğini sıktın, aha, çökeleği çıkarttın. O su, bunlar hepsi lekelere birebir çok Allah iyi geliyor. Allah Allah, ilk kez. Ve deriyi inceltmiyor. Deriyi de inceltmiyor, en önemlisi. Tedavi ediyor ama deriyi inceltmiyor. Bunlar devamlı buzdolabınızda bulunsun. Mutlaka yüzünüzü ekşimiş sütle yıkayın. Çok iyi geliyor ve inceltmiyor. Ve pigment hormonunu çıldırttırmıyor. Alayım ben sütümü, evet, Ece Hanımcığım. Şimdi. Çok önemli bir tonik hazırlayacağım ben. Sütlü tonik, lekeli ciltler için. Lekeli ciltler için. Yani ben koruma altına tonik alıyorum. Evet. Yani peki bu lekemiz yok ama Allah korusun hani leke olmasın diye de kullanabilecek bir tonik mi olacak? Tabii. Biz tabii de kullanabiliriz yani. Biz bende leke yok mesela. Evet, ama lekeliler için tabii ki bu bulunmaz bir nimet olur. Hmm. 500 gram sütümü aldım. 500 gram süt. Devam. Ve limonumu alıyorum. Limon. Buyurun. Bir tane limon alacağım. Ben yine de bir eldiven giyeyim. Rahat rahat. 500 gram sütümüzü koyduk. Şimdi limon. Ekşimiş süt olsun. Ekşimiş süt bırakın olacak. Bırakın süt ekşisin. Tamam. Ekşidikçe onun içinde doğal asitler oluşuyor. Hı. İşte biz diyoruz ya, asit iyi geliyor cilde. Evet. Doğal asitle temizlemek cildimize çok daha faydalı. Ve yüzü de inceltmiyor en önemlisi. Çünkü tedavi amaçlı yaptığımız, lekeler giderilsin diye yaptığımız birçok maske de yüzü inceltiyor. Onaracağı ya. Hem onarıyor gerçi ama hem de inceltiyor. Bu inceltmiyormuş. Çok bu önemli. Bu inceltmeyecek. Evet, inceltmeden kendimizi tedavi edeceğiz. Bakımımızı yapacağız. Yarım yani limonu. Sıktım. Sıktık. Ekşimiş yarım süte limon, yarım limon koyuyoruz. Evet. Fazlaya gerek yok. Benim lekelerim çok yoğun. Ben bir tane limon koyayım. Koymasınlar. Gerek yok. Gerek yok. Yine söylüyorum, artık biraz dur diyebileceğiz kendimize. Aynı etki. Korkmasınlar o lekelerden. Sadece onları korusunlar. Eylül'de pigment hormonu yine söndürülecek. Gidecek, evet, ama o zaman işte ne yaparsanız sakar. Tamam. O zaman artık peelingler, kimyasal peelingler, çok güzel lazer şeylere yapılıyor, tedavilere yapılıyor. Ki güzel de lekelerde gidiyor. Hı hı. Bunu ekledim. Maydanozumu alacağım. Maydanoz. Süt, ekşimiş süt, limon ve şimdi maydanoz. Maydanozun nesini koyacağız? Maydanozu şöyle yanıma alayım. Bu koyayım kadar hepsini. Daha fazla da alabilirler. Evet. Bir demet bile alabilirler. Bir demet maydanoz koyuyorum. Ben hemen hemen biraz da alacağım. Burada benim için maydanoz çok önemli. Çünkü yazın maydanoz hem salatalarda, aha, hem yemeklerde, hem şey olarak kokteyllerde. Tabii. O içecek olarak zaten, hem de cildimize olmazsa olmazlardan. Müthiş leke açıcı özelliği var. Hatta orada buzlar yaptım. Şimdi onları da göstereceğim. Tamam. Bunu da ben böyle ettim. Az sonra canlı yayında Fatih Çıtlak bizlerle beraber olacak, sevgili seyircilerimizi hatırlatalım. Ve bir telefonumuz var, onu alalım. Alo, hoş geldiniz. Günaydın Ece Hanım. Günaydın efendim. Nasılsınız? Sağ olun, sesinizi duyduk, daha iyi olduk. Buyurun Şems. Teşekkür ederim. Hanım burada. Ya benim çillerim var. Acaba çillerim için ne önerebilir, onu soracaktım. Çiller. Yazın, kaç yaşındasınız? Güneşe çıkınca daha çok oluyor. 24 yaşındayım. Van'da yaşıyorum bu arada. Van'da yaşıyorsunuz, 24 yaşındasınız. Kaç yıllık çiller bunlar, yoksa doğuştan mı? Yani 7-8 yaşından beri var.
Çillerimiz güneşe var. Güneşe çıkınca artıyor. Kışın pek değil mi? Olmuyor güneşte da. Çıkıyor genelde. Birçok insanda var. Evet. Benim güzel kızım, şu anda yapacağın şey mutlaka leke önleyici, yüksek faktörlü güneş kremleri kullanacaksın ve çok yoğun kapatacaksın. Dışarı kesinlikle saat 11 ile 3 arası maruz kalacak şekilde, ki Van çok sıcak oluyor yazın biliyorsunuz. Evet, evet. Kesinlikle güneşe çıkmıyorsun. Herhangi bir cildi inceltecek. Çünkü cilt şu anda çok aktif, yaşıyor, dolu dolu yaşıyor. Bekliyor, yazı beklemiş, özlemiş ve sizin o çiller çok daha fazla büyüyebilir. Siz onları kapatırsanız bloke altına alırsınız. Ama tedaviye başlarsınız. Hemen önlem alayım, bunlar azalsın derseniz daha beter yaparsınız. Cildinizi inceltirsiniz. Yapmayın, kapatın, koruyun. Eylül'ün ilk haftasından sonra başım gözüm üstte. Numaramı da verelim. Tamam. Ben ne gerekiyorsa üstlenirim, tedavinizi yaparız. Sizi arayacak program sonrasında Şems Hanım. Bir oldu de mu? Gözenekler için bir soru soracaktım. Bir de gözenekler. Gözenekler için bu yaşta çok güzel geliyor. Aynı şekilde patates nişastasını şekerle karıştırıyorsun ve akşamları her akşam yapabilirsin. Her ikisinden bir çay kaşığı, bir çay kaşığı koy. Yavaş yavaş elinle hafif nemli yüze o siyah noktaları hedef tutarak hafif hafif onları masaj yapıyorsun. Yaptın, güzelce yıkadın, nemlendiricini kullandın. Ayrıca 2 veya 3 ayda bir gidin o siyah noktalarınızı temizleyin. Çok teşekkür ederim. Siyah noktalar gözenekleri açıyor. Biz teşekkür çok ediyoruz. Teşekkür. Sevgilerimizi yolluyoruz Van'a. Sevgi ve saygılarla programımıza devam ediyoruz. Maskeyi uygulayarak değil mi? Şimdi ne vardı evet, sırada? Ve maydanoz yağı koyduk. Süt koyduk. Ekşimiz süt. Limon koyduk. Ve susam yağı koyduk. Susam yağı. Susam yağı mutlaka bir nemlendirici. Bu bize maske ne işe yarıyordu? Daha doğrusu losyon. Bu lekelerimiz için özel bir tonik. Lekelerimiz için özel tonik yapıyoruz. Atıyorum burada bizim bir kızımız var, gelsin yanımıza. Aha. Onun bakın böyle bir lekeleri var. Evet. Gösterelim onun bak cildine sizi çok iyi gelir. Sizi de alalım. Son uygulamamızı yapıyoruz. Az sonra Fatih Çıtlak canlı yayında bizlerle beraber olacak İyi Fikir'de. Bizi izlemeye devam edin. Sorularınızı da sorabilirsiniz. Şimdiden arayabilirsiniz İyi Fikir'i. Evet. Geçmiş olsun. Yani bakın şu anda belki de bir ay bundan önce bu lekeler çok daha azydı. Şu anda çok daha fazla. Güneşin çıkmasıyla birlikte evet, yazın gelmesiyle. Ve tabii ki hanımlar depresyona giriyor. Tabii. Ben ne yapayım, ne yapayım? Evet. Yani bir sürü şey deniyorlar. Ki bu mevsimde hiçbir şey denemeyeceksiniz. Bitti. Şu anda koruyorsun. Yani şöyle söyleyeyim. Cildine uygulayacak ürünler birer birer bir şemsiye olmalı. Seni koruyacaktır. Tamam. Yapacağım şu anda sana göstereceğim. Bir daha anlatayım. Göstereceğim size bu sütlü tonik lekelerinizi bloke altına alıyor. Bunu nasıl kullanacak hanımefendi bu lekeler şimdi, için? Bunu bakın bir daha anlatayım mı? Evet ya. 500 gram süt. Anlatalım. Buyurun. Ilık olsun sütümüz. İçine limon sıktın, yarım limon, fazla koymuyorsun, limon daha da az olabilir. Maydanoz daha da çok olabilir ve maydanozu içinde iyice böyle elinle ezeceksin. Ezdin, susam yağını koydun, tamam. Ve ondan bunu blenderdan sonra geçirebilir miyiz? Hiç gerek yok. Gerek yok, elimizle ezebiliriz. Yüzünüze yıkarken zorlanıyoruz, hiç gerek yok. Ve sana bak, leke önleyici gece toniğini şimdi sana hazırlıyorum ve hediye veriyorum. Tamam. Teşekkür evde ederim. Kullanacaksın ve bak nasıl sana faydası olacak. Bunu da süzeceğim. Bu da kablarınıza böyle süzün güzel güzel. Ekşimiş süt olacak değil ekşimiş mi? Ekşimiş olsun bunu da evet. Hatırlatalım. Ben hatta bunu direkt şurada süzülene kadar bunu sana vereceğiz. Burada dursun. Evet. Ben onu şimdi nasıl yüzümüze uygulayacağız? Şöyle 2 tane pamukla evet tampon yapıyoruz. Batırdık toniğe. Tonik zaten öyle kullanılır. Aynen. Böyle. Ve akşamları şöyle 1-2 kafana azıcık arkaya şöyle yapacaksın. Uzanacaksın. Koyacaksın bunu yüzüne böyle 5-10 dakika. 5-10 dakika kalsa evet, yeter. Gün boyunca dışarıdaydın, gezdin, bir yerlere gittin. Cildin tabii ki sarsılmış. Cilt de bir depresyon geçiriyor. Bütün o alevlenmeyi temizleyecek, alevlenmeye giderecek. Şöyle hem de serin, rahatlatacak seni. Bunu göz altına kadar da koyabilir. Zamanım yok. Ben yapamam bunu. Ben iş kadınıyım. Nerede bende zaman o tamponlarla? Hemen şunu böyle güzelce
yapıyorsun. Yüzünde, evet, yüzünde bu kalıyor, kuruyor. Saat akşam 6'da 7'de geldin. Bunu yaptın. Akşam saat 9'da 10'da yıka ve yat. O kadar. Her gün yapsınlar. Günlük uygulamaya hazır toniktir. Muhteşemsin. Bozulmuyor, kokmuyor, hiçbir şey olmuyor. Hazırlasınlar ve kendilerini koruma altına alsınlar. En önemlisi doğal. Çok teşekkür ediyoruz Şems. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldin. Ne güzel, hanımlara da iyi fikirler verdin ve biz yayınımıza iyi fikire Fatih Çıtlak hocamızla devam ediyoruz. Çok güzel.